1. Bölüm Çabalama Charles Bukowski alkolik, kadın düşkünü, kronik kumarbaz, zorba, cimri ve en kötü günlerinde de şairdi. Muhtemelen tavsiye isteyeceğiniz ya da bir kişisel gelişim kitabında bulmayı umduğunuz en son adamdır. İşte bu yüzden başlamak için çok doğru bir isimdir. Bukowski yazar olmak istiyordu ama yıllarca her dergi gazete, yayın evi, ajans onu reddetti yazılarının iğrenç, ham, korkunç, ahlaksız olduklarını söylediler. Red mektupları biriktikçe Bukowski de alkolün tetiklediği, ömrünün büyük bölümünde yakasını bırakmayan derin bir depresyonun içine düştü. Bukowski geçimini sağlamak için postanede mektupları tanzim ediyordu. Aldığı maaş berbattı ve çoğunu içkiye harcıyordu. Kalanını da yarışlara yatırıyordu. Geceleri tek başına içiyor ve bazen eski daktilosunda şiirler döktürüyordu. Çoğunlukla düşüp sızdığı yerde uyanıyordu. 30 yıl bu anlamsız alkol, uyuşturucu, kumar ve fahişe bulanıklığının içinde yaşadı. 50 yaşına geldiğinde tüm yaşamını başarısızlıklar içinde kendine lanet okuyarak geçirdikten sonra küçük bağımsız bir yayın evinin editörü ona tuhaf bir ilgi duydu. Bu editör Bukowski'ye fazla para ya da satış garantisi vermiyordu. Ama bu ay yaşa tuhaf bir sevgi duyuyordu ve şansını denemeye karar verdi. Bukowski'nin eline geçen ilk fırsattı ve kendisinin de farkında olduğu gibi muhtemelen de tek fırsat olacaktı. Bukowski editöre şöyle yazdı. İki şansım var. Ya bu postanede kalacağım ve delireceğim ya da istifa edeceğim, yazarı oynayacağım ve açlıktan öleceğim. Açlıktan ölmeye karar verdim. Kontratı imzaladıktan sonra ilk romanını 3 haftada yazdı. Adı Postane idi. İthaf bölümünde de kimseye ithaf edilmemiştir yazılıydı. Bukowski yazar ve şair olarak başarı kazanacaktı. İşine devam edecek, 6 roman ve yüzlerce şiir yazacak, kitapları 2 milyondan fazla satacaktı. Popülerliği herkesin özellikle de kendisinin beklentilerini aştı. Bukowski'ninki gibi başarılar kültürel anlatı tarihimizin ekmeğidir. Bukowski'nin hikayesi Amerikan rüyasının vücut bulmuş şeklidir. İstediğini gerçekleştirmek için mücadele eden, asla vazgeçmeyen ve sonunda en çılgın hayallerinde bile aklına gelmeyen başarılara kavuşan insan. Bu başlamak üzere olan bir filmdir aslında. Hepimiz Bukowski'ninki gibi hikayeler arar ve şöyle deriz. Gördün mü? Asla vazgeçmemiş. Denemeyi hiç bırakmamış. Kendini inancını hiç yitirmemiş tüm tersliklere rağmen inat etmiş ve sonunda kendinden bir şey yaratmış. O zaman Bukowski'nin mezar taşında çabalama yazması tuhaf değil mi? Demek ki kitap satışlarına ve ününe rağmen Bukowski mutlu değildi ve bunu biliyordu. Başarısının kaynağı da kazanmak konusundaki azmi değil, mutsuz biri olduğunu bilmesi, bunu kabul etmesi ve dürüstçe bunun hakkında yazmasıydı. Asla olduğundan başka biri olmaya uğraşmadı. Bukowski'nin çalışmalarındaki deha, inanılmaz zorlukları yenmesinde ve kendini edebiyatın parlak yıldızlarından birine dönüştürmesinde değildi. Tam tersine, tümüyle, çekinmeksizin kendine karşı, özellikle de kendisinin en kötü yanlarına karşı dürüst olmasında ve başarısızlıklarını bocalamadan, kuşkuya düşmeden paylaşabilmesindeydi. Bukowski'nin başarısının gerçek hikayesi buydu. Mutsuz biri olarak kendi kabuğunda rahat olması Bukowski'nin başarıyı aldırdığı falan yoktu. Ün kazandıktan sonra bile şiir okumalarında dinleyicilerin üstüne gider, onlara sözel şiddet uygulardı. Hala kendini başkalarının önünde sergiler, bulabildiği her kadınla yatmaya çalışırdı. Ün ve başarı onu daha iyi biri yapmadı. Ne de daha iyi birine dönüştüğü için ün ve başarı kazandı. Kişisel gelişim ve başarı genellikle birlikte meydana gelirler. Ama bu illa da aynı şey oldukları anlamına gelmez. Bugün içinde yaşadığımız kültür takıntılı biçimde gerçek dışı pozitif beklentilere odaklanmıştır. Daha mutlu ol, daha sağlıklı ol, en iyisi ol, başkalarından daha iyi ol, daha zeki, zengin, seksi, popüler, üretken ol, imrenilen ve hayranlık duyulan biri ol. Kusursuz ol, yataktan selfie çekmeye hazır çıkan karına ve kusursuz çocuklarına her sabah veda öpücüğü vermeden önce 12 karatlık pırlanta tanelerinin içine sıç, sonra helikopterinle seni son derece tatmin eden işine uç ve günlerini bir gün gezegeni kurtaracak olan son derece anlamlı işler yaparak geçir. Ancak durup da gerçekten düşününce görürüz ki tüm pozitif ve mutlu kişisel gelişim kitaplarında, konuşmalarında sürekli okuyup dinlediğimiz gibi, geleneksel hayat tavsiyesi aslında sahip olmadığımızı tamir etmeye, ikame etmeye uğraşmaktır. Neleri kişisel yetersizlikleriniz, başarısızlıklarınız olarak algılıyorsanız, onlara ışık tutar ve onları sizin için vurgularlar. Para kazanmanın en iyi yöntemlerini öğrenirsiniz çünkü yeterince paranız olmadığını düşünürsünüz. Aynanın önünde durup güzel olduğunuzu olumlarsınız çünkü kendinizi güzel hissetmezsiniz. Biriyle çıkma ve ilişki tavsiyeleri alırsınız çünkü kendinizi sevilecek biri gibi görmezsiniz. Daha başarılı olmak konusunda saçma sapan görselleştirme alıştırmaları yaparsınız çünkü kendinizi yeterince başarılı bulmazsınız. İroniktir ama pozitife, daha iyi olana, en iyiye olan bu takıntı bize sadece durmadan ne olmadığımızı, neye sahip olmadığımızı, ne olabilecekken olmayı başaramadığımızı hatırlatır. Gerçekten mutlu biri, aynanın karşısında dikilip de kendine ne kadar mutlu olduğunu söyleyip durmak ihtiyacı duymaz değil mi? O sadece mutludur. Teksas'ta şöyle bir deyiş vardır. En yüksek sesle havlayan en küçük köpektir. Kendine güven duyan biri kendine güven duyduğunu kanıtlama ihtiyacı hissetmez. Zengin bir kadın kimseyi zengin olduğunu ikna etme ihtiyacı içinde değildir. İnsan ya zengindir, kendine güvenlidir ya da değildir. Durmadan bir şeyin hayalini kurarsanız, durmadan aynı bilinç dışı gerçeği güçlendirirsiniz. Hayalini kurduğunuz şey değilsiniz ya da ona sahip değilsiniz. TV reklamları ve herkes daha iyi bir yaşamın anahtarının daha iyi bir iş, daha güçlü bir araba, daha güzel bir sevgili, çocuklar için şişme havuzu olan bir jacuzzi olduğuna inanmanızı istiyor. Dünya size durmadan daha iyi bir yaşama kavuşmanın yolunun fazlası, fazlası fazlası olduğunu söylüyor. Daha fazla satın al, daha fazlasına sahip ol, daha fazla yap, daha fazla seviş, daha fazla ol. Sürekli her şeyi kafanıza takmanızı, durmadan çabalamanızı söyleyen mesajların bombardımanı altındasınız. Yeni bir TV'yi kafana tak. Mesai arkadaşlarından daha iyi bir tatil geçirmeye çabala. Yeni bahçe süsleri al. En iyi selfie sopasına sen sahip ol. Neden? Bana kalırsa ne kadar çok şeyi kafanıza takarsanız satışlar da o kadar artar da ondan. İşlerinizin iyi gitmesinde yanlış bir şey yok elbette. Sorun her şeyi bu kadar kafaya takmanın akıl sağlığınıza iyi gelmeyecek olmasıdır. Yüzeysel ve sahte olana fazlaca bağlanmanıza neden olur. Böylece yaşamınızı mutluluk ve tatmin serabının peşinde koşarak harcarsınız. Daha iyi bir yaşamın anahtarı daha fazlasına sahip olmaya çabalamak değildir daha aza önem vermektir. Gerçekten doğru ve o anda önemli olana aldırmaktır. Cehennemden Geri Bildirim Döngüsü Beyninizin sinsi bir numarası vardır ve eğer izin verirseniz sizi kesinlikle dele eder. Bakalım bu söylediğim size aşına gelecek mi? Biriyle sürtüşme ihtimali size kaygı verir. Bu kaygı elinizi ayağınızı keser ve neden bu kadar kaygılı olduğunuzu merak etmeye başlarsınız. Artık Duyduğunuz kaygı nedeniyle de kaygılısınızdır. Ah hayır, çifte kaygılı. Kaygınız nedeniyle kaygı duymak daha fazla kaygı duymanıza neden olur. Çabuk, içkim nerede? Diyelim ki bir öfke probleminiz var. Çok aptal, çok budalaca şeyler bile sizi öfkelendiriyor ve nedeni hakkında hiçbir fikriniz yok. Bu kadar kolayca öfkelenebilmeniz sizi daha da fazla öfkelendiriyor. Sonra öfkeliyken sürekli öfkeli olmanın sizi sığ, bayağı bir insan haline getirdiğini fark ediyorsunuz ve bundan nefret ediyorsunuz. O kadar çok nefret ediyorsunuz ki kendinize öfkeleniyorsunuz. Şimdi dönüp kendinize bakın. Çabuk öfkelenme konusunda kendinizi öfkeli olduğunuz için kızgınsınız. Allah seni kahretsin. Al sana bir yumruk. Ya da sürekli doğru davranmak konusunda o kadar endişelisiniz ki ne kadar endişelendiğiniz konusunda endişe duymaya başlıyorsunuz. Veya yaptığınız her hata nedeniyle o kadar suçluluk duyuyorsunuz ki bu kadar suçluluk duyduğunuz için suçluluk duymaya başlıyorsunuz. Ya da sık sık hüzünleniyorsunuz ve yalnız kalıyorsunuz. Bu size daha fazla hüzün veriyor ve bunun hakkında düşündükçe kendinizi daha da yalnız hissediyorsunuz. Cehennemden geri bildirim döngüsüne hoş geldiniz. Bununla birkaç kez karşılaştınız değil mi? Belki de şu anda bile içine düştünüz. Tanrım sürekli bu geri bildirim döngüsünü tekrarlıyorum. Bunu yaptığım için başarısızlığa, mutsuzluğa mahkumum. Durmam gerek. Ah Tanrım kendimi başarısız biri olarak gördüğüm için başarısız hissediyorum. Kendime başarısız demekten vazgeçmeliyim. Allah kahretsin yine aynı şeyi yapıyorum. Gördünüz mü? Başaramıyorum işte. Sakin ol arkadaşım. İster inan ister inanma. Bu insan olmanın güzelliklerinden biridir. Hayvanların ikna edici düşünceleri olduğu söylenemez ama biz insanlar düşüncelerimiz hakkında düşünce sahibi olma lüksüne de sahibiz. YouTube'da Miley Cyrus videolarını izlerken aniden YouTube'da Miley Cyrus videosunu izlemeyi isteyecek kadar kaçık olduğumu düşünmeye başlayabilirim. Ah, bilinçli olmanın mucizeleri. Sorun şudur. Çağdaş toplumumuz Tüketici kültürü ve hey bak benim karım seninkinden daha havalı sosyal medyasıyla bir nesil insanı kaygı, korku, suçluluk gibi negatif deneyimlere sahip olmanın kesinlikle doğru olmadığını inandırdı. Demek istediğim şu. Facebook sayfalarına bakarsanız herkesin çok eğlendiğini göreceksiniz. TV'den 16 yaşında bir çocuğa doğum gününde Ferrari armağan edildiğini öğreneceksiniz. Başka bir velet de tuvalet kağıdınız bitince size otomatik olarak tuvalet kağıdı gönderen bir uygulama yazıp 2 milyar dolar kazanmış olacak. Bu arada siz evde oturup kendinizin dişlerini temizliyorsunuz ve elinizde olmadan hayatınızın sandığınızdan da berbat olduğunu düşünüyorsunuz. Cehennemden geri bildirim döngüsü sinir bozucu bir salgına dönüştü. Bizleri fazla stresli, fazla nörotik yapıyor. Kendimizi gereğinden fazla lanetlememize neden oluyor. Dedemin zamanına dönersek kendini bok gibi hissettiğinde şöyle düşünürdü. Hey, bugün berbat bir günümdeyim. Ne yapalım? Hayat böyle. Ben samanları havalandırmaya devam etmeliyim. Ama ya şimdi? Şimdi 5 dakikalığına bile kendinizi bok gibi hissetseniz, son derece mutlu ve harika hayatları olan insanların 350 fotoğrafıyla bombardıman ediliyorsunuz. Bu durumda hatanın sizde olduğunu hissetmemeniz imkansız kuşkusuz. Başımızı belaya sokan da bu son bölüm. Kendimizi kötü hissettiğimiz için kötü hissediyoruz. Suçluluk duyduğumuz için suçluluk duyuyoruz. Kızgın olduğumuz için kendimizi öfkeleniyoruz. Kaygılı olmaktan kaygılıyız. Benim neyim var? Bu nedenle kafaya takmamak çok önemlidir. Bu nedenle dünyayı kurtaracak. Dünyanın berbat halde olduğunu ve bunun da olağan olduğunu kabul ederek kurtaracak, çünkü her zaman böyleydi ve her zaman da böyle olacak. Kendinizi kötü hissediyor olmanızı kafaya takmazsanız cehennemden geri bildirim döngüsüne kısa devre yaptırırsınız. Kendinize "Kendimi bok gibi hissediyorum ama umurumda mı?" dersiniz ve birden bir kafaya takmama perisi üzerinize peri tozu serpmişçesine kendinizi kötü hissettiğiniz için kendinizden nefret etmez olursunuz. George Orwell İnsanın burnunun ucundakini görmesinin sürekli mücadele gerektirdiğini söylemiştir. Stres ve kaygımızın çözümü de burnumuzun ucundadır. Ama porno izlemekle, mide kaslarını geliştirmek için işe yaramaz spor aletleri reklamlarına bakmakla ve neden muhteşem mide kaslarımızla ateşli bir kadını elde edemediğimizi düşünmekle o kadar meşgulüz ki bir türlü göremeyiz. İnternette birinci dünya sorunları hakkında dalga geçeriz ama gerçekten de kendi başarımızın kurbanı olduk. Herkesin düz ekran televizyonu olmasına ve market alışverişi kapısına getirilmesine karşın stres nedenli sağlık sorunları, anksiyete bozuklukları, depresyon geçtiğimiz 30 yılda zirveye ulaştı. İçinde bulunduğumuz kriz artık maddi değil, varoluşsal ve spiritüel. O kadar fazla öteberimiz, karşımızda o kadar fazla çok fırsat var ki Artık neyin önemli olduğunu bile bilmiyoruz. Görüp bildiğimiz sonsuz sayıda uyaran ve nesne olduğu için ölçüyü tutturamadığımızı, yeterince iyi olmadığımızı, işlerin olabileceği kadar iyi gitmediğini keşfedebileceğimiz sonsuz yol var. İşte bizi yiyip bitiren de budur. Geçtiğimiz yıllarda Facebook'ta 8 milyon kere paylaşılan nasıl mutlu olunur saçmalıklarında yanlış olan şey şudur tüm bu saçmalıklar hakkında kimsenin fark etmediği şudur. Daha pozitif bir deneyimi arzu etmenin kendisi negatif bir deneyimdir. Ve paradoksal olarak insanın negatif deneyimi kabul etmesinin kendisi pozitif bir deneyimdir. Son derece akıl karıştırıcı. Biraz kafanızı boşaltmanız ve belki yeniden okumanız gerekebileceği için size bir dakika vereceğim daha pozitif bir deneyimi arzu etmenin kendisi negatif bir deneyimdir ve paradoksal olarak insanın negatif deneyimini kabul etmesinin kendisi pozitif bir deneyimdir. Bu felsefeci Alan Watson tersini yasa adını verdiği şeydir. Kendinizi daha iyi hissetmeye çalıştıkça daha az tatmin olacaksınız. Zaten bir şeyi elde etmek için bunca çabalamak ona sahip olmadığınız düşüncesini güçlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır. Umutsuzca zengin olmayı arzularsanız ne kadar para kazanırsanız kazanın kendinizi daha yoksul ve değersiz hissedersiniz. Seksi olmayı ve arzulanmayı umutsuzca istedikçe fiziksel görünümünüz ne olursa olsun kendinizi giderek daha çirkin hissedersiniz. Mutlu olmayı ve sevilmeyi umutsuzca arzuladıkça çevrenizde kim olursa olsun kendinizi yalnız hisseder ve korkarsınız. Spiritüel aydınlanma peşinde koştukça oraya ulaşmayı denedikçe daha sığ ve ben merkezci olursunuz. Bir keresinde asit almıştım ve eve doğru yaklaştıkça sanki ev benden uzaklaşıyordu. Ve evet asit halüsinasyonlarımı mutluluk hakkında felsefi bir noktayı vurgulamak için kullandım. Umurumda değil. Varoluşçu bir felsefeci olan Albert Camus bunu söylerken asit etkisinde olmadığına eminim. Şöyle demiştir. Mutluluğun nedenini aramaya devam ederseniz asla mutlu olamazsınız. Yaşamın anlamını ararsanız asla yaşayamazsınız. Ya da daha basitçe çabalamayın. Ne söylediğinizi duyar gibiyim. Mark, bu söylediğim beni heyecanlandırıyor. Ama ya almak için para biriktirdiğim Charlotte Camaro? Uğruna aç kaldığım harika vücut? Mide kaslarını geliştiren o alete servet döktüm ben. Tüm bunları aldırmamaya başlarsam hiçbir şeyi başaramam. Hiçbir şeyim olmaz. Böyle olmasını da istemem öyle değil mi?'' Sorduğunuza çok sevindim. Bir şeye daha az önem verdiğinizde onu daha iyi yaptığınızı fark ettiniz mi? Bir şeyi başarmayı en az kafaya takan kişi genellikle onu başaran kişi olur. Hiç aldırmamaya başladığınızda her şeyin yerli yerine oturduğu olmadı mı? Bunun nedeni nedir? Tersine yasının ilginç yanı bir nedeni olduğu için ona tersine denmiş olmasıdır. Kafaya takmamak tersine işler. Pozitifin peşinde koşmak negatifse, negatifin peşinde koşmak da pozitifi yaratır. Spor salonunda çekilen acı daha sağlıklı ve enerjik olmayla sonuçlanır. İşteki başarısızlıklar başarılı olmak için neyin gerekli olduğunu daha iyi kavramayı sağlar. Güvensizlikleriniz hakkında açık olmak paradoksal şekilde sizi başkalarının gözünde daha güvenli ve karizmatik kılar. Gerçeği dürüstçe dile getirmenin zorluğu ilişkilerinize en büyük hakikati ve saygıyı sağlar. Korkularınız ve kaygılarınız nedeniyle ıstırap çekmek, cesaretinizi geliştirmenizle ve dayanıklılığınızı artırmanızla sonuçlanır. Böyle devam edebilirim ama ana noktayı kavradınız. Yaşamda bir değeri olan her şey ona bağlı negatif deneyimin üstesinden gelmekle kazanılır. Negatiften kaçmaya çalışmak, onu bastırmak, sesini kısmak sadece geri püskürmesine neden olur. Istıraptan kaçınmaya çalışmak da ıstırap çekmenin bir formudur. Mücadeleden kaçınmaya çalışmak da mücadeledir. Başarısızlığı inkar etmenin kendisi başarısızlıktır. Utanç verici olandan saklanmanın kendisi utancın bir formudur ıstırap yaşamın dokusundaki sökülmez ipliktir ve onu söküp atmaya çalışmak sadece olanaksız değil, aynı zamanda yıkıcıdır da. Onu söküp atmaya çalışırken tüm kumaşı yırtarsınız. Istıraptan kaçınmaya çalışmak ıstıraba çok fazla önem vermektir. Tersine ıstıraba kafayı takmamayı becerebilirseniz kimse sizi durduramaz. Hayatımda birçok şeye kafamı taktım. Birçok şeye de aldırmadım. Ve tıpkı gidilmeyen yol gibi farkı yaratan aldırmadıklarımdı. Muhtemelen fazla kafasına takmayan birinin olağanüstü işler becerdiğini tanık olmuşsunuzdur. Belki kendi yaşamınızda da fazla kafaya takmadığınız ve inanılmaz seviyelere ulaştığınız bir dönem oldu. Benim açımdan finans çevrelerindeki işimden sadece 6 hafta sonra ayrılıp bir internet işine başlamak kendi takma kafana sıralamamda epeyce yüksekte yer aldı. Öteberimin çoğunu satarak Güney Amerika'ya taşınmak da öyle. Kafama taktın mı? Hiç. Sadece gittim ve yaptım. Bu takmadığınız anlar yaşamımızı en çok biçimlendiren anlardır. Kariyerimizdeki büyük değişiklikler. Aniden okulu bırakarak bir rak grubuna katılma kararı. Birkaç kez evde sizin kilodunuzu yakaladığınız işe yaramaz erkek arkadaşı nihayet terk etme kararı. Kafaya takmadan yaşamın en zor ve korkutucu meydan okumalarına bakabilmek ve yine de eyleme geçebilmek. Kafaya takmamak yüzeyde son derece basit görünse de torpido gözünde hiç yemediğiniz sandviçler var demektir. Bu cümlenin ne anlama geldiğini bile bilmiyorum ama aldırmıyorum. Torpido gözündeki sandviçler kulağıma çok iyi geldi. Bununla devam edelim. Çoğumuz yaşamımız süresince kafaya takmayı hak etmeyen durumları fazlasıyla kafaya takarız. Benzinlikte Karımızın üstünü bozukluk olarak veren kaba servis elemanını fazla kafamıza takarız. Sevdiğimiz bir diziyi TV'de yayınlamaktan vazgeçtiklerinde çok üzülürüz. Mesai arkadaşlarımız şahane geçen hafta sonumuz hakkında tek bir soru bile sormadıklarında gereğinden fazla mesele yaparız. Bu arada kredi kartımız limitini aşar, köpeğimiz bizden nefret eder, oğlumuz banyoda mastürbasyon yapar ama bizim derdimiz bozuk paralar ve seyrettiğimiz dizilerdir. Bakın bu iş nasıl olur. Bir gün öleceksiniz. Bunu herkesin bildiğini biliyorum ama unuttuysanız diye hatırlatmak istedim. Siz ve tanıdığınız herkes yakında ölmüş olacak. Ve orası ile burası arasındaki bu kısa zaman diliminde belli sayıda şeyi kafanıza takabilirsiniz. Aslında çok az şeyi. Her şeye ve çevrenizdeki bilinci ya da düşünme yeteneği olan her canlıya aldırırsanız boku yediniz demektir ustalık gerektiren bir kafaya takmama sanatı vardır. Bu kavram kulağa gülünç gelse de ve ben de serserinin biri gibi görünsem de burada söz ettiğim aslında düşüncelerinize nasıl odaklanacağınızı ve verimli olarak öncelik sırasında koyacağınızı öğrenmektir. Yani kıymet verdiğiniz ve üzerinde kafa yorduğunuz kişisel değerlerinize göre sizin için önemli olanla olmayanı ayırt etmekten ve seçmekten söz ediyorum. Bu, akıl almaz derecede zordur. Ömür boyu pratiğini yapmak ve becerebilmek için son derece disiplinli olmak gerekir. Sık sık başarısızlığa uğrarsınız ama muhtemelen bir insanın hayatındaki en değerli mücadeledir. Belki de tek mücadeledir. Çok fazla kafaya takarsanız, herkesi ve her şeyi kafaya takarsanız sürekli rahat ve mutlu olmaya hak kazandığınızı düşünürsünüz. Her şey tam da sizin istediğiniz gibi olacaktır. İşte bu düşünce hastalıklıdır ve kanınızı emer. Her tersliği haksızlık, her mücadeleyi başarısızlık, her tutarsızlığı kişisel bir eksiklik, her anlaşmazlığı ihanet olarak görmeye başlarsınız. Kafatasınızın boyutlarındaki küçük cehenneminize kısılırsınız. Her şeyi kendinize hak görerek durmadan yaygara kopartırsınız. Kendi cehennemden geri bildirim döngünüzün içinde daireler çizip durursunuz. Sürekli hareket halindesinizdir ama hiçbir yere varamazsınız. Ustalık gerektiren kafaya takmama sanatı. Çoğu insan kafaya takmamayı hayal ettiği zaman aklına her şeye karşı dingin bir kayıtsızlık gelir. Tüm fırtınalara baskın çıkan bir sükuneti düşünür. Hiçbir şeyin sarsamadığı bir insan olmayı hayal eder ve umar ve kimse olamaz. Hiçbir şeyde anlam bulamayan hiçbir şeyin duygularını harekete geçirmediği insan için bir isim vardır. Psikopat. Neden? Neden bir psikopat gibi davranmak isteyesiniz hiçbir fikrim yok. O zaman kafaya takmamak ne anlama gelir? Bu meseleyi aydınlığa kavuşturmak için konunun ustalık gerektiren üç yönüne bakalım. 1. Ustalık. Kafaya takmamak, kayıtsız olmak anlamına gelmez. Kayıtsız olmanın sizi rahatsız etmemesi anlamına gelir. Açıkçası, kayıtsızlıkta imrenilecek ya da güven verecek hiçbir şey yoktur. Kayıtsız insanlar uyuşuk ve korkmuşlardır. Onlar koltuklarından kalkmazlar ve internetten ayrılmazlar. Aslında kayıtsız insanlar her şeyi kafalarına taktıkları için kayıtsızmış gibi davranırlar. Herkesin saçları hakkında ne düşündüğünü o kadar aldırırlar ki ne yıkarlar ne de tararlar. Herkesin onların fikirlerine o kadar çok önem verdiğini sanarlar ki alaycılığının arkasına saklanırlar. Birinin onlara sokulmasından o kadar korkarlar ki kendilerini özel, biricik bir kar tanesi sanarlar ve kimsenin asla anlayamayacağı sorunları olduğunu düşünürler. Kayıtsız kişiler dünyadan ve seçimlerinin neticelerinden korkarlar. Bu nedenle de hiçbir anlamlı seçim yapmazlar. Kendi kazdıkları gri, duygusuz bir kuyuda saklanırlar içine kapalıdırlar. Kendilerini acırlar. Zamanlarını ve adı yaşam olan enerjilerini emen bu şeyin içinde debelenirler. Çünkü hayat hakkında şöyle bir hakikat vardır. Kafaya takmamak diye bir şey yoktur. Bir şeyi kafaya takmanız gerekir. Biyolojimizin bir parçası her zaman bir şeyi önemsemek ve bu nedenle de her zaman kafaya takmaktır. Asıl soru neyi kafaya takacağımızdır. Neye aldırmayı seçiyoruz? ve aslında önemsiz bir şeyi kafaya takmamayı nasıl becereceğiz? Annem son zamanlarda yakın bir arkadaşı yüzünden epeyce para kaybetti. Aldırmadım mı? Omuzlarımı silkip kahvemden bir yudum daha alıp diziyi seyretmeye devam mı ettim? Hayır, çok öfkelendim, çok sinirlendim. Hayır anne, gidip bir avukat bulacağız ve o serseriye dava açacağız. Neden mi? Çünkü bu işi kafaya taktım ve gerekirse o serserin hayatını zindan edeceğim dedim. Bu durum kafaya takmama sanatının ilk ustalığının resimler. Allah kahretsin, Mark Manson kafaya takmaz dediğimizde Mark Manson hiçbir şeyi aldırmaz demek istemiyoruz. Tam tersine Mark Manson amaçlarına ulaşmaya çalışırken karşısına çıkan terslikleri aldırmaz diyoruz. Ama doğru, önemli ve onurlu olduğuna inandığı bir şeyi yaparken de birilerinin canını sıkmayı kafasına takmaz. Mark Manson kendisi hakkında üçüncü teki şahsı kullanarak yazı yazabilen biridir diyoruz. Çünkü bunun doğru olduğunu inanıyor ve kafasına takmıyor. Bu nedenle bu kadar hayranlık uyandırıcı. Hayır, hayranlık uyandıran ben değilim şapşal. Terslikleri aşmak, sürünün dışında bir öncü, farklı olma arzusu ve tüm bunları sadece kendi öz değerleri için yapmak başarısızlığın yüzüne bakabilmek ve ona bir el işareti yapabilmek önemlidir. Tersliklere, başarısızlığa, kendilerini utandırmaya ya da birkaç kez yatağı ıslatmaya aldırmayan insanlar iyidir. Gülüp geçip kendi inandıklarını yapabilen insanlar. Çünkü bunun doğru olduğunu bilirler. Bunun kendilerinden, kendi duygularından, gururlarından ve egolarından daha önemli olduğunu bilirler. Hayattaki her şeye değil, ama kendileri için önemi olmayan her şeye boş ver diyebilirler. Gerçekten önemli olan şeyleri aldırırlar. Aile, arkadaşlar, amaçlar. Arada bir açmaları gereken bir iki dava. Bunu yaptıkları için de sadece kendileri için önemi olan büyük şeyleri aldırdıkları için de insanlar da onlara önem verir. Çünkü yaşam hakkında başka bir sinsi küçük gerçek daha vardır. Bazıları için önemsiz ve bir utanç kaynağı olmadan bazıları için önemli ve hayatını değiştirebilecek biri olamazsınız. Olamazsınız işte. Çünkü zıtlığın na mevcudiyeti diye bir şey yoktur. Nereye giderseniz gidin, kendinizi de götürürsünüz. Aynısı zıtlık ve başarısızlık için de geçerlidir. Nereye giderseniz gidin, sizi bekleyen bir sorun yumağı vardır. Bunda bir sorun da yoktur. Mesele bu yığından kaçmak değil, mesele uğraşmaktan hoşlanacağınız yumağı bulmaktır. 2. Zıtlıkları kafaya takmamak için o zıtlıklardan daha önemli bir şeyi kafanıza takmanız gereklidir. Markette olduğunuzu düşünün. Yaşlı bir kadın kasiyere bağırıp çağırıyor. 30 kuruşluk indirim kuponunu kabul etmediği için canını okuyor olsun. Kadın neden bunu mesele yapmış ki? Sadece 30 kuruş. Size söyleyeyim. Muhtemelen o kadının evinde oturup o kuponları kesmekten daha iyi bir meşgalesi yoktur. Yaşlı ve yalnız bir kadın. Çocukları onu asla ziyaret etmeyen vefasızlar. 30 yıldan fazladır sevişmemiş. Ne zaman osursa feci bir bel ağrısı çekiyor. Emekli maaşı yeterli değil ve muhtemelen yetişkin bezi bağlayarak ölecek. Kuponları kesiyor. Hayatında başka bir şey yok. O ve o kahrolası kuponlar sadece o kuponları kafasına takabilir. Çünkü kafasına takabileceği başka hiçbir şey yok. Suratı sivilce içinde olan 17 yaşındaki kasiyer kuponunu almayı reddedince kasasının kayıtlarını şövalyelerin bakirelerin saflığını koruduğu gibi koruyunca büyük annenin neden patladığını anlayabilirsiniz. 80 yıllık hayal kırıklıkları bir anda benim zamanımda ve insanlar karşısındakine daha fazla saygı gösterirlerdi fırtınasıyla boşanır. Broşür dağıtır gibi sorun saçan insanların problemi kafalarına takmaya değecek daha değerli şeylerinin olmayışıdır. Sevgilinizin yeni Facebook profil fotoğrafı, TV'nin uzaktan kumandasının pillerinin çok çabuk bitmesi, bakteri öldürücü el sabununun bir alana bir hediye kampanyasını kaçırmış olmak gibi havadan sudan şeyleri kafanıza takıyorsanız, nedeni hayatınızda kafanıza takacağınız daha önemli bir şey olmamasıdır. Gerçek sorununuz budur. Bakteri öldürücü el sabunu değil. TV'nin uzaktan kumandası da değil. Bir sanatçının, insanın bir sorunu olmadığı zaman kafasının otomatik olarak sorun yaratacak bir yol bulduğunu söylediğini duymuştum. Çoğu insanın, özellikle de eğitimli, şımartılmış orta sınıf beyazların hayatın tasaları olarak gördüklerinin gerçekten kaygılanacak daha önemli şeylerinin olmayışının yan etkileri olduğunu düşünüyorum. Demek ki yaşamınızda önemli ve anlamlı bir şey bulmak zamanınızı ve enerjinizi kullanmanın en verimli yoludur. Çünkü bu anlamlı şeyi bulamazsanız anlamsız ve önemsiz şeyleri kafaya takacaksınız. 3. Farkında olsanız da olmasanız da her zaman neyi kafanıza takacağınızı seçiyorsunuz. İnsanlar kafaya takmamak için doğmazlar. Aslında çok fazla kafaya takacak şeyle doğarız. Şapkasının mavisinin tonunu beğenmediği için boğazını paralarcasına ağlayan bir çocuk görmediniz mi hiç? Gençken her şey yeni ve heyecan vericidir ve her şey bize çok önemli gelir. Her şeyi kafamıza takarız, her şeyi, herkese aldırırız. İnsanların hakkımızda söylediklerine, o tatlı kızın oğlunun bizi arayıp aramamasına, çarap... Her şeye, herkese aldırırız insanların hakkımızda söylediklerine, o tatlı kızın veya oğlunun bizi arayıp aramamasına, çoraplarımızın aynı olup olmamasına, doğum günü balonlarımızın rengine. Yaşlandıkça deneyim kazanırız ve zamanın nasıl geçtiğini görürüz. Ve bu gibi şeylerin hayatımızda pek de kalıcı etkileri olmadığını kavrarız. Eskiden düşüncelerini o kadar önemsediğimiz insanlar artık yaşamımızda değillerdir. Zamanında çok canımızı yakan reddedilmeler aslında hayrımıza olmuştur. İnsanların yüzeysel ayrıntılarımıza ne kadar az dikkat ettiklerini görür ve onları kafaya takmamayı seçeriz. Giderek neyi kafaya takacağımız hakkında daha seçici oluruz. Bunun adı olgunlaşmadır. Güzel bir şeydir. Denemelisiniz. Kişi gerçekten değerli olana değer verip kafasına taktığında olgunlaşır. Sonra daha da büyüyüp orta yaşa vardığımızda Başka bir şey daha değişmeye başlar. Enerji seviyemiz düşer. Kimliğimiz oturur. Kim olduğumuzu biliriz ve kendimizi hoşlanmadığımız yönlerimizle birlikte kabul ederiz. Tuhaf bir şekilde bunun özgürleştirici bir yanı vardır. Artık her şeyi kafaya takmaya gerek yoktur. Hayat olduğu gibidir. Kabulleniriz. Asla kanserde çare bulamayacağımızı, aya gidemeyeceğimizi biliriz. Bunları mesele etmeyiz ve hayat devam eder. Artık gerçekten kafaya takacak şeyleri aldırmaya başlarız. Ailemiz, en iyi arkadaşlarımız, maçlarımız. Bunların yettiğini görerek şaşırırız. Bu yalınlaşma tutarlı bir temelde bizi gerçekten mutlu eder. Ve şöyle düşünürüz. Belki deli ve alkolik Bukowski'nin bir bildiği vardı. Çabalama. Peki Mark, bu kitabın söylemek istediği nedir neticede? Bu kitap hayatınızda neyi önemli, neyi önemsiz bulmayı seçtiğinizi daha açıkta düşünmenize biraz yardım edecek. Bana kalırsa günümüzde psikolojik bir salgınla karşı karşıyayız. İnsanlar işlerin arada bir sarpa sarabileceğinin artık farkında değiller. Bunun yüzeyde entelektüel anlamda kulağa tembelce geldiğinin farkındayım. Ama size bunun bir ölüm kalım meselesi olduğu konusunda söz veriyorum. İşlerin arada bir sarpa sarmasının doğal olduğunu kabul etmediğimizde bilinç dışımızdan kendimizi suçlamaya başlarız. Bizde doğuştan bir yanlışlık olduğunu düşünmeye başlarız ve bunu telafi etmek için kırk çift ayakkabı almak, salı gecesi vodka ve zanaksla kafayı bulmak ya da iki çocuk dolu okul otobüsüne ateş açmak gibi akıl almaz şeyler yaparız. Bazen yetersiz kalmanın kabul edilemez bir şey olduğu inancı toplumumuzu ele geçiren cehennemden geri bildirim döngüsünün kaynağıdır. Kafaya takmama fikri hayattan beklentilerimizi yeniden yönlendirmenin ve neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu seçmenin basit bir yoludur. Bu beceriyi geliştirmek benim bir tür pratik aydınlanma olduğunu düşündüğüm şeye kavuşmamızı sağlar. Hayır, o süslü püslü ebedi kutsanma, tüm ıstırapların sona ermesi türü saçma aydınlanmadan söz etmiyorum. Tam tersine pratik aydınlanma bazı ıstıraplardan kaçınmanın mümkün olmadığı düşüncesini kabullenmektir. Siz ne yaparsanız yapın, hayat başarısızlıklarla, kayıplarla, pişmanlıklarla doludur ve ölüm vardır. Hayatın önünüze çıkardığı tüm bu tatsızlıkları kabullendiğinizde, spiritüel biçimde yenilmez olursunuz. Neticede ıstırabı aşmanın tek yolu, önce ona katlanmayı öğrenmektir. Bu kitap sorunlarınızı ya da ıstıraplarınızı rahatlatmaya hiç mi hiç aldırmıyor. Tam da bu nedenle dürüst bir kitap olduğunu biliyorsunuz. Bu kitap sizi yüceliğe ulaştıracak bir rehber de değil. Olamaz da çünkü yücelik zihinlerimizin bir ilizyonudur. Kendimizi izlemeye mahkum ettiğimiz uydurma bir güzergahtır. Kendi psikolojik Atlantis'imizdir. Tersine bu kitap ıstırabınızı bir araca, travmanızı, güce ve sorunlarınızı birazcık daha iyi sorunlara dönüştürecek. Bu gerçek gelişmedir. Kitabımı ıstırap çekmeye ve bunu daha iyi, daha anlamlı, daha şefkatli ve alçak gönüllü yapmaya rehber olarak düşünün. Kitabımı ıstırap çekmeye ve bunu daha iyi, daha anlamlı, daha şefkatli ve alçak gönüllü yapmaya rehber olarak düşünün. Ağır yüklerinize rağmen hafif adımlarla hareket etmek, en büyük korkularınızla daha kolay uyumak, gözyaşı dökerken gülebilmek hakkında bir kitaptır. Bu kitap size nasıl daha çok kazanacağınızı, nasıl daha başarılı olacağınızı öğretmeyecek. Tersine ipin ucunu bırakmayı öğretecek. Hayatınızın envanterini çıkarmayı ve en önemli maddeler dışındakilerin üzerine çizmeyi öğretecek. Gözlerinizi yumup kendinizi geriye doğru bırakmanızı, Yine de iyi olacağınızı öğretecek. Daha az kafaya takmayı öğretecek. Çabalamamayı öğretecek.